Aa, magazin burada. Hoş Memnun geldiniz. musun kız? Her zaman. Kaotik bir ortam var dediler, geldik. Program çekimlerinde tam nasıl bir ortamdı? Anlat bakayım, kaos nasıl? Ay. Sormayın, çok bana oynadılar. Niye? Full kaos. Niye? Yani bilmiyorum neyin içine düştüm. Böyle değildi. Başta çok relax gidiyorduk. Ama bir Birden ara yükseldi stüdyoyu galiba. terk ettim. Yani spoiler vermek gibi olmasa ama. Yok yani. Ne sordular da terk ettin? Ben bu yayından sonra tedavilerime yükselinecekler. Akıl, evet, ben Tatlı. psikoloğa falan gideceğim yani, benim sonum o. Peki Can, sen neler yapıyorsun? Yaz da bitti. Sen Artık hep yazı yeni soruyorsun sezon yaz bana. bitti, artık geçmiş olsun. Yeni sezon başladı. Duyduğuma göre dizi teklifleri falan alıyormuşsun. Var mı Teşekkür öyle bir şey? ederim. Ya öyle bir şey var ama şu an düşünmüyorum ya. Neden? Şarkıcılık yapıyorum biliyorsun, bir şeyden başladım, onu devam ediyorum. Ya sizi çok eleştiriyorlar. Özellikle televizyon programlarında meşhur olduktan sonra genellikle ya şarkıcı oluyorlar ya oyuncu oluyorlar diyorlar. Hiçbir yetenekleri olmadan. Bu eleştirileri ne söyleyeceksin? Yani bu da bir yetenek. Yetenekleri olmadan dersen. İnsanlar işte sizin yeteneklerinizi kabullenemiyorlar. Ya tanınmış kişileriz. Hani bir şekilde tanınıyoruz ve oradan oraya tabii ki de geçiş yapabiliriz. Bu gayet normal. Oyuncu, şarkıcı da olabilir. Şarkıcı, oyuncu da olabilir. Yani tabii ki de yeni yollar denemelisin. Ama insanlar bunu kabul edemiyor ya. Evet işte. Oyuncuysa oyuncu olarak kalmalı diyor. Ya da şarkıcıysa bu şarkıcıdır. Tam da onu diyorum. İnsan kendini geliştiremez mi? Evet, ben sıfırdan başladım bir de Yani. yani. Yeni tanındım. Ve deniyorum şu an hangisi olursa, uyarsa. Şimdi burada kaosa geldik. Ama asıl kaos sosyal medyada. Yani orada asıl kaotik. Aldığın en çarpıcı eleştiri, seni en çok üzen eleştiri neydi? En çok üzen eleştiri neydi? Çocuğumla ilgili ben bir video çekmiştim. O videoyu çok eleştirdiler. Zaten biz bölümde de ona değindiler. Ya, o gerçekten yıpratıcı bir olaydı. Sosyal Ya bir medya. annelikten hani Evet. vurmaları. Her şeyi yazabilirsin ama ya bir anneliğe de dil uzatmazsın bence. İnsanlar çok kötü. Sosyal medya özellikle çok kötü. Çünkü kimse iyi bir şey yazmıyor. Herkes kötü yorum yapıyor. Ve bence annelik çok kutsal. Ya bunu yazanların, bu şekilde Ya gelenlerin gerçek hayatta görseler gelirler, fotoğraf çekilir. Aa Cansel falan derler ama sosyal medya olunca eline telefonu alan sayıp sövüyor. değil mi? Şey diyeceğim, Ben onları özellikle takmıyorum ya. bunları yapan insanların cennet anaların ayaklarının altındadır diyen insanlar olması sana da birazcık garip gelmiyor mu? İşte yeri gelince öyle konuşurlar, yeri gelince de milletin anneliğine dil uzatırlar. O yüzden sosyal medyaya pek güvenmeyin. Peki. En son konuştuğumuzda bir ilişkim vardı. Hala devam ediyor mu? Tabii ki de yıllar. Kız, evlilik Evlilik istiyorum. Çok istiyoruz. istiyorum. Ya ben ikinci çocuk için evlilik istiyorum. İkinci çocuk için. Evet, Ne Hire'ye zaman kardeş evleneceğiz? istiyorum. Var mı tarih kafanda? Vallahi benim için bu yıl sonuydu. Bu yıl sonu olmadı. Diğer yıl Niye sonu. erteledik? Vallahi hazır hissetmiyoruz. Şey var, benim erkek arkadaşımla ben de şunu düşünüyorum. Bizim bu kadar ilişkimiz yıllarca sürdü. Eğer biz evlenirsek büyüsü bozulur. Kesin boşanırız. Evlenince büyü bozuluyor mu? İşte öyle oluyormuş. Evlilik aşkı öldürür mü? Evlilik aşkı. Bu çok klişe bir soru. Evet. Yani bence aşk diye bir şey yok ya. O heyecan var. Hani ilk tanıştığında böyle bir heyecan etkileşim oluyor. Çocuğu üzme şimdi, dur ya. Ama aşk diye bir şey yok. Biz onu söylüyoruz zaten. O da söylüyor. Aşk böyle bir heyecan bence. Peki bu aşk kaç beden giyer abi? Ay bilmiyorum. Bu nasıl bir soru? O Aşk zaman kaç beden giyer? sence? Vallahi bence tek beden giyer. Mesela? Tek kişi, tek beden, tek ruh. Birçok bedene. Çabuk evlen, çabuk. Çeyrek aldı başını gidiyor. Gelecek misin? Geleceğim Bir şey kaçta? söyleyeyim, düğünüme gelecek Vallahi gel misin? ama çeyrek çok pahalı ama. Bizden. Sen bir şey takmasan da olur, boş Vallahi. ver, gel. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin tekrar. Görüşürüz. Siz hoş geldiniz. Evet.